هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك. اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد بالمال والأهل والولد، ولك الحمد بالمعافاة والعافية، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من عبد، اللهم أنت أحق من ذكر، اللهم أنت أكرم من أعطي، اللهم أنت أجود من سئل، اللهم أنت أنصر من ابتغي يا رب العالمين. يا ربي رزانا قيدك أرش تبتك أمرنا قيدك نماز قيدك يا ربي أمرنا قيدك زكاة قيدك يا ربي hayatımızı seni razı etmek için sevgilemeye, yaşamaya çaba gösterdik. Bugün burada senin evinde oluşumuz bunun en büyük ispatıdır. Ya Rabbi sen de bizden razı ol. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım bizi sana yaklaştıracak her türlü ibadeti, taati ve kulluğu bize nasip eyle. Allah'ım senin gazabını nefretini bizim üzerimize celbedecek her türlü sözden, fiilden, düşünceden ve eylemden sana sığınıyoruz ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları her zaman ve her yerde aziz ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları her zaman ve her yerde aziz ve muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım hastanelerde şifa bekleyen kullarım var ya Rabbi. Derdi de veren sensin. Derman da veren sensin. Ama her şeyden önemlisi ya Rabbi mucip de sensin. Dualara icabet eden, duaları kabul eden, bize tenezzül eden, değer veren, kıymet veren sensin ya Rabbi. Allah'ım dertlerimize, hastalarımıza sen şifa ve sen şifa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sen şifa ihsan eyle ya Rabbi. Acil şifa ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım borçlu olan, borcun altında ezilen, ne yapacağını bilemeyen, kara kara düşünen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi sen her zorluktan sonra bir kolaylık vardır buyuruyorsun. Zorluğun içinde, sıkıntının içinde olan kardeşlerimize ya Rabbi yardım eyle. Onların borçlarını eda etmeleri için helal rızık kapıları onlara nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım hatırladığımız, hatırlamadığımız, hatırlamaktan utanç duyduğumuz ayıplarımız var, kusurlarımız var ya Rabbi. Bir şey daha hatırlıyoruz ve biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de sen şöyle buyuruyorsun. De ki, kendi nefislerine yazık eden, zulmeden kullarıma de ki, Allah'tan ümitlerini kesmesinler. Ya Rabbi, biz sana ümit var olduğumuz sürece, ya Rabbi sana hamdolsun ve bizim ayıplarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı, ya Rabbi sen hem örtbas eyle, hem ayıplarımızdan ötürü korkularımızdan bizleri emin eyle, hem de bu ayıplarımızdan ötürü kesbettiğimiz günahları da sen bağışla ya Rabbi. Allah'ım sen bizi affeyle ya Rabbi. Biz senin affına muhtacız ya Rabbi. Allah'ım affına muhtacız ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Allah'ım öyle evler var ki huzursuzdur. Mutluluğu tadamıyorlar. Evde birisinden sebepsiz yere veya sebepli yere huzursuzluk kaynaklanıyor. Allah'ım huzur olmayan evlere de huzur nasip eyle ya Rabbi. Nasip eyle ya Rabbi. Arası bozuk olan, sürekli didişen, kavga eden karı kocalara da akıl, şuur, izan eyle ya Rabbi. Allah'ım mutluluğu onların evlerine de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım çocuğu olmayan, çocuk hasreti çeken kulların var. Ya Rabbi İbrahim Aleyhisselam da çekiyordu. Zekeriya Aleyhisselam da çekiyordu. Sen İbrahim'in duasını kabul eyledin.
Zekeriya'nın duasında bu mihrapta kabul eyledin. Sana mihrapta yalvardı. Ya Rabbi, çocuğu olmayan kullarını da sen sağlıklı, imanlı, salih ve salihat evlatlar nasip eyle. Amin. Onları ana babalarına hayırlı varisler kıl ya Rabbi. Amin. Allah'ım kazancımızı helal eyle. Amin. Allah'ım itikadımızı sağlam eyle. Amin. Allah'ım seni sevmeyi, sadece sana ibadet etmeyi, sana kul olmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, Müslümanların üzerinde zulüm sergileyen, hakaret sergileyen, haksızlık sergileyen, iftira atan, kara çalan her kimse ya Rabbi, her kim oluyorsa ya Rabbi, sen bunlara ashab-ı filin akıbetini uygula ya Rabbi. Amin. Ey Rabbim, Şam'da, Bilad-i Şam'da, Suriye'de, Burma'da mümin kardeşlerimizi katlediyorlar, eziyet ediyorlar, sıkıntı veriyorlar. Onların dini sadece Müslüman oldukları için bu zulme düçar oluyorlar ya Rabbi. Sen bunları bizden daha iyi biliyorsun, daha iyi görüyorsun. Ey Allah'ım, Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyorsun. Kulma ya'dahu bikum rabbi levla dua. Duanız olmazsa ne işe yararsınız? Allah'ım, işe yaramak adına dualarımızla onlara destek gönderin. Ya Rabbi, nasıl ki Abdülmuttalip Mekke'nin tepesine çıktı, ashab-ı file baktı, dedi ki Ebrehe'ye, benim develerimi çaldın, develerimi bana geri ver. Kâbe'nin Rabbi Allah'tır. Allah Kâbe'sini koruyacaktır. Ya ey Allah, Abdülmuttalip Ebrehe'yi ve ordusunu sana havale etti. Sen öyle bir azap indirdin ki dünya durdukça, Kur'an durdukça Ebrehe ordusunun azap sahneleri Kur'an-ı Kerim'de gözümüzün önüne gergef gergef gelmektedir ya Rabbi. Ey Allah'ım, dünden bugüne, bugünden kıyamete kadar hangi güç, hangi surta, hangi ülke, hangi zalim, hangi hakim, hangi müminin sana iman etti diye gözyaşını akıtırsa ya Rabbi, Abdülmuttalib'in Ebrehe'yi ve ordusunu sana havale ettiği gibi biz de sana havale ediyoruz onları ya Rabbi. Allah'ım, Beşar Esad'ı ve hükümetini, ona her kim destek veriyorsa o zulme ya Rabbi, ashab-ı filin akıbetini onların başına getir. Allah'ım, sen Kur'an'da öyle buyuruyorsun. İleyhi yes'adul kelimuttayyib. Allah'a en güzel sözler yükselir. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ صَالِحْ عَمَلُ O güzel sözleri yükseltir. Allah'ım, biz ashab-ı filin ayetleriyle Ebu Leheb'in indirdiğin ayet-i kerimelerle sana geliyoruz. Senin sözünden daha güzel sözler olmaz. Namaza kalkacağız. Oruç ibadetinin içindeyiz. Bundan daha güzel hayırlı amel olmaz. Amellerimizle ve ayetlerinle bu zalimleri biz sana havale ediyoruz ya Rabbi. Allah'ım, tez zamanda bunlara verdiğin gücü sen bunlardan al ya Rabbi. Bunları kendi güçlerinin içinde yok et ya Rabbi. Allah'ım, nice zalimleri sen helak eyledin. Firavun'u helak eyledin. Nemrut'u helak eyledin. Ebu Cehil'i, Umeyye bin Halefleri ve onların ahbaplarını Bedir'in kuyularına zelil ede ede gömdün ya Rabbi. Bugünden ta kıyamete kadar mümin gözü yaşı akıtanlar, bütün zalimleri de ya Rabbi, Ebu Cehil ve Ahmadeli gibi sen en zelil kuyuların içine göm ya Rabbi. Amin. Allah'ım, buna mukabil biz müminlere de birlik ver ya Rabbi. Amin. Beraberlik ver ya Rabbi. Amin. Tek ses olma, tek güç olma, tek kuvvet olma bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, elimizin altında gözümüzün gördüğü Kur'an varken ya Rabbi, bizlere başka kapıları çalmayı nasip etme ya Rabbi. Amin. Allah'ım, فَلِلَّهِ اِزَّتِ وَلِلْرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ جَمِعًا buyuruyorsun. İzzet arıyorsanız Allah'ta arayın. Peygamber'de arayın. Mümin kardeşlerinizde arayın buyuruyorsun. Allah'ım, biz izzet elbisesini ve kismesini, mülk elbisesini ve kismesini senden başkasına giydirmedik, senden başkasına vermedik.
başkasının kapısında bir avuç itibar da izzet de mülk de aramadık. İyi yanlış içine düşmedik ya Rabbi. Allah'ım bizi bizimle, seninle ve peygamberinle izzetlendir ya Rabbi. Amin. Bize kendi katından öyle bir mülk ver ki ya Rabbi, yeryüzüne bir daha adalet dağıtan ve razı olacağın kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım analarımızdan, babalarımızdan razı ol ya Rabbi. Amin. Allah'ım analarımızdan, babalarımızdan bize seni öğreten, seni bildiren, seni tanıtan, sana ibadet etmenin en ulvi şeref olduğunu öğreten üstadlarımızdan, hocalarımızdan, meşayihlerimizden, evliyalarından razı ol ya Rabbi. Amin. Allah'ım rahmete göçmüş ana babalarımıza, aile fertlerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi, senin rahmetin hem bu dünyada hem de ahirette tecelli ediyor. Hangi müminin üzerinde kabir azabı varsa, sen o kabir azabını kaldır ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizlere hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım sıratı rahat bir şekilde geçenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Havz-ı Kevser'de buluşan ve cennete doğru yürüyen mümin kullarından eyle ya Rabbi. Bizlere adın ve firdevs cenneti nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamun alel murselin.